Değerli yurtsever Iğdır halkı, Iğdır'dan nefes alan herkese çağrımızdır. Bugün bize kurulan kumpas, yıllar önce 2009 yılında belediyeyi kazandığımızda bugüne kadar süre gelen, herkese insanca yaklaşan, herkese eşit yaklaşan bütün kışkırtmalara karşın adil belediyecilik anlayışını ortadan kaldırmaya dönük bir operasyondur. Sayın vekilimizin izah ettiği gibi Nuri Güneş aslında bu parti yöneticiliği çıkara, iticiliğe, ötekileştirmeye son veren bir geleneğe sahiptir. O nedenle korkuyorlar ki Nuri Güneş sonuçta bir insan, ama bu bir anlayışın ürünüdür. Çağdaş bir anlayışın ürünüdür. Bir paradigmanın ürünüdür. Bizden çekinmeye devam etsinler. Nuri Güneş gider, yerine Hasan gelir. Biz bu mücadelenin dün nasıl başlatıcısı olduysak bugünden itibaren de sürdürücüsü olacağız. Ama herkesi kapsayarak, ama rüşvete, talana izin vermeyerek ahlaki ve politik toplum gerçekliğini sonuna kadar uygulamak için Iğdır halkının Kürdüyle, Azerisiyle geçmiş uygulamalarımızdan da ders çıkararak bize güvenmesini istiyoruz. Sahip çıktığınız için herkese teşekkürler, saygılar, selamlar. Bugün burada demokratik hakkımızı, tepkimizi göstermeye geldik. Sevgili kamuoyu, değerli Iğdır halkı, daha önceleri biliyorsunuz Iğdır'a kayyum atandı. Bizim belediye başkanlarımıza, belediye eş başkanlarımıza kayyum atandı. Kayyum atanan belediye başkanlarımız cezaevlerine atıldı. Iğdır iradesi yok sayıldı. Kayyumla Iğdır halkı yönetilmeye çalışıldı. Bununla birlikte Iğdır'a 4600 tane mobil seçmen, polis askerde müteşekkil mobil seçmen getirildi. O da yetmeyince mahallelerimizin, seçmenlerimizin olduğu mahalleler kırpılarak bir nüfus mühendisliği yapılarak merkez köylere aktarıldı. Bunun da yetmediğini anlayan AKP MHP hükümeti bugün yargı eliyle belediye eş başkanımız Sayın Mehmet Nuri Güneş, Hoşhaber Belediye Eş Başkanımız Sayın Emine Yöndem'in yargı kumpasıyla seçime girmesine engel olmaya çalışıyor. Neden bunu yapıyorlar? Kürt halkı irade sahibi olmasın diye. Neden bunu yapıyorlar? Iğdır'da üçlü bir çete var. Rant için. Bu çetenin rantı eksilmesin diye. Iğdır'da biliyorsunuz kayyumun yarattıkları tahribatları biliyorsunuz. AKP'nin yönetimin yarattığı tahribatları biliyorsunuz. Iğdır'ı parsel parsel satan bu rant çetesi için böyle bir yargı sopasını kullanmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz. Omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Halkı, Azeri halkı, Terekeme halkı bu zulümü hep beraber göreceklerdir. Bu zulümü bütün Iğdır halkı kabul etmiyor. Halk burada, Nuri Güneş burada, irademiz buradadır. Sokak sokak savunacağız. Cadde cadde savunacağız. İrademizi asla bu tavancılara, bu rançlara teslim etmeyeceğiz. Biz buradayız. 31 Mart akşamına kadar dimdik ayaktayız. Bütün Iğdır halkı buradadır. Bütün halklar buradadır. Ama dimdik ayaktayız. Sokakları boş bırakmayacağız. Onlara papuç bırakmayacağız. Iğdır halkı iradesine sahip çıkacaktır. Şimdi biraz işin açığı başkan yani.
Hadi.